Okey. Başlıyorum abi. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Umarım izlerken keyif alırsınız. Haydi bakalım. Normal modda oynayalım gene. Sıkıntı yaratmasın. Kimse bana inanmayacağı için gördüklerimin yarısını bile anlatmadım. Marco Polo ölüm döşeğinde 1324 diyor. Görüntü kalitesi daha iyi gibi. Neler oluyor? Oo, yaralıyız. Bu benim kanım. Benim kanım. Benim kanım. Allah Allah benim ya. Kanım. Giga. İki arada bir derede diyor. Aha düşme, düşme kanka. Düşme. Şuradan çıkabilir miyim? Oğlum nasıl aşağı düşmedik lan? O ikinin başlangıcı çok sert oldu yalnız ha. Harbiden hızlı başladı. Ha, yaralıyız şimdi değil mi? Acı çeke çeke. Bu adamın her yere tırmanabilmesi, bu Spider-Man modu beni rahatsız ediyor ya. Oyunun biraz realitesini düşürüyor gibi. O aksiyon dolu. Güzel. Tamam, sorun yok, sorun yok, sorun yok. Sorun yok, sorun yok, çık baba. Tutun lan, tutun. Atlayamayacağım sandım ya, var ya. İçeri girdik sanırım. Evet. Oo. Çık kanka oradan. Sola atlayalım. Yukarı. Çık 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 çık. Bu tarafa doğrudan. Gel. Hayır hayır hayır. Ne? Orada atlamadı ama. Hayır, dur. Tırmanamayacağız galiba biz burayı ya. Allah sağ salim çıkabiliriz inşallah. Bence tam çıktığımız zaman otobüs kopacak. Trenmiş. Tren vagonuymuş. Tam çıktığımızda bence kopacak. İyi donmuyor ha.
Koş lan koş hadi. Hadi. Run. Run. Koş ha koş ha. Ne dedim size? Düşme, düşme, düşme. Klasik Türk filmi. Oh, huzur. Kurtardık galiba götü. Oh, sahilde. Biramızı içiyoruz. İçki ısmarlar mısın denizci? Perry Flynn? Merhaba. Burada ne halt ediyorsun? Seni arıyordum dost. Eyvah. Gururlanayım mı, endişeleneyim mi? Belki ikisinden de biraz. Buraya gel. Bize göre bir iş var. Abi ne var acaba? Bir müşteri bir objeyi alıp kendisine teslim etmemiz halinde yüklü miktarda para ödemeye hazır. Dinliyorum. Tamam. Bu iş hoşuna gitmeyecek. İstanbul diyorlar. Tamam bak 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 bir saniye benim. İkimiz de buradan bir şey yürütmeye kalkışırken öldürülen iki kişi tanıyoruz. Başaran birini de tanıyoruz. Evet zar zor. Bunu sensiz yapamam direkt. Oraya girip çıkabilmiş tek insansın. Herkesten iyi biliyorsun ki bu iki kişilik bir iş. Hayır hayır. Aslında üç kişi. Pekala. İyi insan da lafının üzerine gelirmiş. Evet. Bu kara hanginizin bakalım? Nate. Ray. Nathan. Ray. Ne haber Harry? Chloe işteki en iyi sürücülerden biridir. İkimize göz kulak olacak. Ona ne şüphe. Pekala bak. Ben her şeyi düşündüm. İçeri? Lağımdan giriyorum. Bu işi şimdiden sevdim. Lağım bizi avluya çıkarıyor. Oradan duvarı tırmanıp koşarak çatıları aşıyoruz. Ardından doğrudan sergi salonuna iniyoruz. Çocuk oyuncağı. Güzel plan. Tabii şu anda bunca çile ne için diye soruyorsun. Sorma ama devam et. Bu mu yani? Bir gaz, gaz lambası. Evet. Para etmez ki bu. Anlamıyorum. Biz de öyle. O yüzden seni bulmak için izini sürdük. Bir manyak için çalışıyorsunuz galiba. Kesin bolca zamanı ve parası olan bir koleksiyoncudur bu arada. Bu şey bunların hiçbirine değmez. Evet ama dahası var. 13. yüzyıl Latince nasıldır dostum? Bir şey daha varmış. Nereden buldun bunu? Ödünç al. Şu bizim manyağın dosyalarından. Trabzon'da hırsızların büyük bir saldırısını oldu. Trabzon mu? Peder, Maffeo ve benim en değerli hazinelerimiz çalındı. Bu Marco Polo tarafından yazılmış. Evet biliyoruz. O kadarını biz de çözebildik. Ne yazık ki kalanı zırva. Dur biraz. Bu yüzden yanlış ellere düşmesin diye en büyük hüznümü en olmayacak yere sakladım. Yüce Kağan'ın ışığı 13'lerin kaderini muhafaza edecek. Dedim ya zırvalık işte. Kayıp donanmadan bahsediyor öyle değil mi? Biri bana da açıklayabilir mi? Hayır. Marco Polo Çin'den ayrıldı. İçlerinde 600 yolcu ve Kubilay Han'ın hazinesi yüklenmiş 14 gemisi vardı. 1,5 yıl sonra İran'a ayak bastı. Geriye yalnızca bir gemi ve 18 yolcu kalmıştı. Yolculuğunun her ayrıntısını kaydetti. Ancak gemilere ve yolcularına ne olduğunu hiçbir zaman anlatmadı. Yani oralarda bir yerde imparatorun hazinesiyle dolu tam 13 gemi bulunmayı bekliyor. Evet, kesinlikle. Ve müşterim bunun peşinde. Şu lambaya baksanıza. Üzeri Moğol yazmalarıyla kaplı. Kubilay Han'dan bir hediye olmalı. Yüce Kağan'ın ışığı 13'lerin kaderini muhafaza edecek. Marco Polo bu lambanın içine bir şey saklamış. Bence kayıp donanmanın yerini gösteren bir şey. Yani bu herife kızı atıyoruz ha? Kesinlikle. Aynen öyle. Varsın değil mi? Vallahi Monka Giga. Tamam varım. Öyle olsun. Nasıl bir sorun çıkabilir ki? Nasıl bir sorun çıkabilir ki? Hiç. Yani. Irgatlığa devam. Ha, geri buraya geldik. Sanırım biz bu bokları yemeye çalışırken bu hale düştük beyler. Anladığım kadarıyla. Yani
Bakalım. Üstümüze ağaç devrimi. Oo. Sert. Elektrik çarpmıyor. Güzel. Şu aradan. Geç babacım. Üf, iyi ezilmedik ha. Açıl susam. Oha. Aha, silah verdiğine göre çatışacağız. Very nice. Tabii ki kilitli olacak. Açık olanı görmedim ki. Vallahi ben de görmedim. Ama açarız. Elimizdeki silah her şeyi açar kardeşim. Bana silah. Goa goa. Aha. Direkt yaşıyorum. Oğlum arkası patladı. Etme bulma ama. Dünyası. Ya, bad karma diyoruz biz buna. Karma is my bitch. Ne lan öyle mekan basar gibi giriyorsun. Salak. Adam olsa öldüm. Oğlum buradan geldik. Şuradan gitmemiz lazım. Ha şuradan. Okey. Yukarı doğru mu? Görüş açıları bayağı kötü yalnız Uncharted 1'e göre. Hiç iyi değil. Yaralısın lan sen. Yavaş. Öleceksin. Vallahi var ya. Öldük galiba. Bu sefer öldük abi. Ha vallahi son nefesimizi verdik moruk. Aynen öldük. Aha. Ha gene eskiye gittik. Hayal görüyoruz. Merhaba. Hayda, oda servisi. Ah, evet. Oynaşmak buraya kadarmış. Merhaba. Ne hatlar döndüğünü anlatır mısın lütfen? Flea'ni mi diyorsun? Evet, beni uyarabilirdin. Suratındaki bu ifadeyi kaçırsa mıydım yani? Neyse, hiç kolay lokma sayılmazsın. Seni bulmak zor oldu. Arcana, known only to me. Kıskandın mı yoksa? Öncelikle kimin kimi terk etmiş olduğunu unutmayalım lütfen. Kreiseba abone olmuş Prime'la. Teşekkürler Kreiseba. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Çok sağ ol abone olduğun için. Eyvallah babacığım. Seni kıskanmaya hakkın yok. Dur biraz. Kendini iyi hissedeceksen söyleyeyim. Flynn'le ilişkim tamamen profesyonel boyutta. Ciddi misin? Yani çoğunlukla. Onun bir şeylerin peşinde ban yemeyelim ya. Fark ettiğim zaman senin de bu maceranın içinde olmak isteyeceğini düşündüm. Umarım ban yemeyiz abi Monka Giga. O halde plan nedir? Konuştuğumuz gibi. Soygunu yapıyoruz. Gemileri bulup hazineyle sıvışıyoruz. Flynn'le. Hı hı. Peki sonra? Sonra ganimeti üçe bölüyoruz. Sen ve ben izimizi kaybettiriyoruz. Bu sefer birlikte. Anladım. O zamana dek aramızda olanları bilmemeli. Ama tepesi fena atacak. Hayır. Ona hiçbir şey olmaz. Güven bana. Hayda. Kız bizim eski sevgililerimizden bir tanesi çıktı abi. Vay be. Vallahi bu karı bir kaşarlık yapar gibime geliyor ama bakalım. Hiç bana güven vermedi yani. Ya. Vay maşallah Tarzan'ım benim yiğidom.
Oğlum nasıl elleri yapışmıyor bu soğukta, o karlı şeyleri, demirleri de bu soğukta tutuyor. Elleri yapışması lazım normalde. Oğlum gerçekten buradan sağ salim ölmeden çıkarsak çok büyük bir iş başarmış olacağız ha. Yalnız görüntü kalitesi ilk oyuna göre bayağı iyi ya. Ha, bir şey oluyor. Aha. Relik bulduk abi. Bıçak niyetine kullanabiliriz lan. Bayağı iyi bir şeye benziyor. Allah'ım çok şekil. İstanbul'dayız abi. Hazır olduğuna emin misin? Silahım olsaydı daha iyi olur. İhtiyacın olmayacak. Ufak bir güvence hepsi bu. Flynn, onlar sadece müze bekçisi. Ayrıca devriye rotalarını çıkardık, sakin ol. Sakin. Sakin olayım ha. Sen hiç Türk hapishanesine girdin mi? Yakalanırsak bizi içeri tıkarlar. Lanet anahtarı da fırlatıp atarlar. Farkındasın değil mi? Senden daha çok. Böyle şeyler hoşuna gidiyor olabilir ama benim git. Türk hapishanesi. Bir hata yapma lüksümüz bile. Evet. Ve yapmayacağız da. Geldik işte. Here we go. Hadi bakalım. Yalnız tam Türk mekanı olduğu çok belli ha. Bu tarafta. Devriyeler rotalarını değiştirirse ne yapacağız? Zamanı gelince düşünürüz. Bu işte el yordamıyla ilerleyemeyiz. El yordamı değil bu. Bu açlama. Sen öyle mi diyorsun? Evet. Ben duruma uyarım. Duruma uyarsın ha? Ukala hergele ne olacak? Ya şu pezevenk bizi gelmek için ikna etmeye çalıştı, şimdi de ağlıyor yakalanca. Size ne demiştim? Şuradaki geçit bizi doğrudan müzenin altından geçirecek. Demiştin evet. Bana biraz güvenmelisin abi. Tamam. Öyleyse bu taraf bende. Tamam, unutma. O kule sergiye girişimizin tek yolu. Ama projektörler açıkken yaklaşamayız. Bunu konuşmuştuk. Biz ikinci avluya ulaştığımızda elektriği kesmiş olman gerek. Işıklar sönecek. Minibüsle buluşma noktasında bekliyor olacağım. İnşallah. Siz yeter ki oradan kıçınızı zamanında kurtarmış olun. Olmuş bir. Bence bu kadar şey ne yeter. Yapalım şu işi. Apoio, bir sonraki spoilerında gece boyu timeout yaptım. Haberin olsun. Dört gözle bekliyorum. Bence bu bir kaşarlık yapacak, haberin olsun. Aha, nereye gittiğinden emin misin? Hep bilmedim mi? Nereye gitti lan adam? Suyun kotunu ıslatmasına sen de bayılmıyor musun? Çok çok güzel. Müthiş bir şey. Emin yani, emin ol. Eski günlerdeki gibi değil mi? Evet. Ne zamandı onlar? Şuraya mı atlayacağız bir saniye? Dur, şuradan yukarı çıkacağız. Yukarı. Yukarı değil. Şuraya. Ha, aynen. Yukarı. Adam bizi bekliyor Allah'tan. Defolup gitmiyor abi. Yetişiriz. Let's go. Bekle. Burası olamaz. Bir yerde yanlış tarafa dönmüş olmalıyız. Hey, sence buranın bizi doğrudan kazan dairesine götürme şansı var mı? Oradan da hop, içerideyiz. Tıpkı Flynn gibi değil mi? Ne? Flynn gibi. Anlamadım. Beni bir kaldırsana. Aynen, beni bir kaldır Yiğidom, gel şuraya.
Ha, şuraya ha. Aynen merdivenden fırlat. İşte geliyor. Sağ ol. Çok karanlık ya. Ulaştık sayılır. Hazır mısın? Yürek yoksa zafer de yok. Beynim döndü lan. Aa, çıktık yukarı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. İçeride miyiz evlat? İyi gidiyoruz. İnşallah iyi gidiyoruzdur. Nereye geldiğimiz aklına hiçbir fikrim yok. İnşallah o